Merhaba arkadaşlar, Edebiyatın ve Türkçenin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz. Ben Akif Hoca ve soru çözümlerimiz devam ediyor. Edebiyat Soru Bankası Cumhuriyet Dönemi şiiri Saf Şiir Testi 2 ile karşınızdayım. Başlasın mı? Fıtı fıtı diyelim mi? Başlasın can dostlar. Şimdi görüyorsunuz birinci soruda ne diyor? Bu parçada Refik Halit Karay'ın bunlar dediği sanatçılar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Refik Halit Karay alaycı bir dille o yeni şairlerin konuşmalarına dair düşüncelerini anlatır. Bunlar küllük kahvesinde iskemlelere ters oturmuş, tıraşları uzun, saçları yağlı ve kepekli, ceketleri gayet uzun ve bol, kırkına yaklaşmış gençlerdir. Bir müddet eskilere yerlerinden atmaktan, gazetelerin baş köşelerini almaktan söz ederler. Bunakları, özür dilerim ama bunakları ve cahilleri def ederler. Sonra birbirlerine şiirler okumaya başlarlar. Biri şimdiye kadar yazılanlarla kıyas kabul etmeyecek, yeni sanat ruhunu meydana koyacak şiirini okur. Döner kebap artık dönmeyeceksin. Yani bir ara söz açıklaması yapıldı. Öbürleri harika mucize diye bağırışırlar. Nargilesi araya girer, kalın, muhabbetli bir papaz sesiyle ağır ağır konuşur. Sidol Hartha, Buda, Myogradha, hepsi birden haykırırlar. Om mani padme hum, om mani padme hum. Evet, yani enteresan bir metindi. Bu arada can dostlar, bunlar dediği kim olabilir? Şimdi Om Mani Padme Hum eseri kimindi? Asaf Halet Çelebi'nin de. Asaf Halet Çelebi'nin He, Lam Elif ve Om Mani Padme Hum diye bir eseri var. Bunlar dediği öz şiiri benimsemiş olanlar o halde. Çünkü bahsettiği şiir Asaf Halet Çelebi'ye ait olduğuna göre Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet Çelebi, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl Kısakürek demek ki bu yani bahsettiği küllük kahvanesinde iskemlelere ters oturan şahsiyetlermiş ve aynı anlayışa sahip olanlar bu arada bir arada. Bir tek Zeki Ömer Defne burada o sanatçılardan biri değil. Zeki Ömer Defne, Ömer Bedrettin Uşaklı, Orhan Şaik Gökyay, bunlar milli edebiyat sayık ve anlayışını sürdüren sanatçılar içerisinde yer alıyordu. O yüzden cevap ne? Cevap Denizli. Cevap D. İşte bu. Cumhuriyet dönemi saf şiiri öz şiir test 2 ve soru da 2. Can dostlar, bu parçada aşağıdaki şairlerden hangisi tanıtılmıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. ÖSYM'de bu tarz soru soruyor malumunuz ve Türk Edebiyatı'nda Çocuk ve Allah adlı şiir kitabıyla tanınmaya başlayan şair şiirlerinde işlediği farklı konuları, yalın dili, zengin imgeleri ve duyarlılığıyla kendine özgü bir yer edinmiştir. Eserleri 28 dile çevrilen sanatçı yurt içinde ve yurt dışında birçok ödüle layık görülmüştür. Edebiyatımızda hiçbir akımdan ve kişiden etkilenmeyen ve bu ölçüde de kimseyi etkilemeyen nadir örneklerden biri olan şairimiz bazı şiirlerinden dolayı saf şiir akımına dahil edilmiştir diyor. Yani tam olarak saf şiir sanatçıları içinde yer almaz. Yani bazı şiirleri saf şiir içinde değerlendirilebilir diyor. Şimdi böyle tabii müstesna yere sahip olan sanatçılar olabiliyor. Yani bağımsız olan sanatçılar olabiliyor. Nitekim sevgili arkadaşım burada Çocuk ve Allah önemli bir eser. 1946'da bir yarışmada üçüncü gelen bir şiirdi bu. Hocam nereden biliyorsun? Aynı yarışmaya çünkü 3 önemli isim katılıyor. Bunlardan bir tanesi Cahit Sıtkı Tarancı 35 yaş şiiriyle, diğeri Attila İlhan ki Cabaralı Mehmet adlı şiiriyle ve Çocuk ve Allah adlı şiiriyle de Fazıl Üslü Dağlarca katılıyor. Hocam ben Allah geçince Necip Fazıl zannettim, kalbimi Yüce Mevlam biliyor diye içinizden geçebilir. Ama şıklarda gördüğünüz gibi Necip Fazıl da yok. Ayrıca Allah geçen her eser Necip Fazıl'a da ait değil. Yani mistizm eşittir Necip Fazıl gibi de düşünebilirsin gayet tabii ama yani burada dikkatli de olmak gerekiyor. Bizi soruda sağa sola yatırmasınlar. Vasfi Mahir Kocatürk 7 meçhalciler içerisinde yer alıyordu. Evet tabii Vasfi Mahir daha çok kahramanlık öyküleri, pardon şiirleri yazıyordu. Şimdi içinizden şu geçebilir. Hocam yani 7 meşaleciler de bunlardan değil mi? Evet haklısın. Ama Halit Fahri Ozansoy hiç mesela beşececiler içerisinde yer alıyor. Bunlara dahil olamaz. Behçet Kemal Çağlar. Behçet Kemal Çağlar milli edebiyat anlayışını benimsemiş diyebiliriz. Faruk Nafiz Çamlıbel'in öğrencisi. Ayrıca 10. Yıl Marşı'nı Faruk Nafiz Çamlıbel'le birlikte yazmış olan isimlerden biridir. Artı Ankaralı Aşık Ömer diye bir mahlasla kullanır mesela. Behçet Necatigil evler şairi olarak anılır. Evet, belki de bazı şiirleri onun da saf şiir niteliği taşıyabilir. Serbest ölçüyle yazan isimlerden biridir. Tevriyeli anlatım ve divan şiirinin bazı imkanlarını kullanma olarak adlandırılarak dar çevreden geniş insan gerçeğine, evrensel insan gerçeğine ulaşmış sanatçıdır gibi tanımlamalar olabilir. Dolayısıyla geriye kalan Fazıl Üslü Dağlarca, Cevap Edirne, Cevap işte bu. Cumhuriyet dönemi saf şiir öz şiir test 2 ve soru 3. Yukarıdaki tabloda numaralanmış eserlerden hangisi karşısındaki sanatçıyla ilişkilendirilemez şekilde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz? Ömrümde sükût ettim, ya sonrası ne oldu diye, sonrası diye de eseri var sanatçının. Efendim, Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait bir eserdi, doğru. Geçen zaman, evet, zaman kelimesi geçince hocam aklıma Ahmet Hamdi Tanpınar geliyor diye içinden geçebilir. Haklısın ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın değildi geçen zaman. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi diye öykü kitabı da vardı. İpucu da vereyim bu arada. Ziya Osman Saba'ya aitti. Yusuf Ziya Ortaç denmiş. Efendim yanlış. İkide bir problem var ama diğerlerini bir okuyalım bakalım. Tunç Sesleri, Vasfi Mahir Kocatürk'ün birazcık kahramanın hikayeleri değil de şiirleri, hep hikaye gidiyor zihnim nedense. Şiirleri yazan bir isimdi Vasfi Mahir Kocatürk. Odalar ve Sofalar, SS kodlaması da yapabilirsin. Yani Sabri Esat Yavuşgül aynı zamanda malumunuz yani psikolojiyle de ilgilenmiş isimlerden biridir Sabri Esat diyordum. Odalar ve Sofalar ve doğru. Efendim Beklenen, tabii ki sanatçının hani Beklenen diye bir kitabı yok ama Beklenen diye bir şiiri var. Örümcek Ağı diye bir şiir kitabı var. Yani sonra o bölümler biliyorsunuz Çile adlı kitaba dönüşüyor en son olarak. Necip Fazıl Kısakürek doğrudur ve geçen zaman cevap Bursa, cevap B işte bu. Cumhuriyet dönemi şiiri saf şiir, öz şiir, test 2 ve soru 4. Aşağıdakilerden hangisi bu dizilerin yazarına ait değildir diyor. Efendim Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar, eliyor dört yana sakin bir günü, bir rüyadan arta kalmanın hüznü. İçinde gülüyor bana derinden, yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi diyor. Hemen hocam Bursa'da Zaman adlı şiir aklıma geldi. Haklısın, doğru geldi. O halde Ahmet Hamdi Tanpınar değil miydi? Hem zaman kavramı da işlendiğine göre evet doğru, çok müthişsin. Efendim şimdi Karanfil diye bir şiirini hatırlamıyorum hocam diyebilirsin. Haklısın. Ne içindeyim zamanın ne büsbütün dışında, yekpare bir anın parçalanmaz akışında. Ben bu şiiri hatırladım hocam diyebilirsin. Eyvallah. B şıkkı tamam. Her şey yerli yerinde. Yine Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir şiirdi. Eyvallah. Sonbahar diye bir şiir vardı. Hocam ben bu kadar bilemeyebilirim. Eleme yönteminden yola çıkabiliriz can dostlar. Yağmur diye de bir şiiri vardı yine. Karanfil şiiri kimin? Karanfil şiiri Ahmet Haşim'e ait. Ayrıca Karanfil şiiriyle dalga geçen Orhan Veli'nin de hani bir şiiri vardı. Dolayısıyla Karanfil sanatçıya ait değildir. Cevap ne? Cevap Ankara. Cevap A. Cumhuriyet dönemi şiiri öz şiir. Test 2 ve soru 5. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet, bir tanıtımda bulunmuş. Bakalım Varlık Dergisi'ne verdiği röportajda Fransız mektebine geçtiğimde durmamacasına roman okumak iptilasına tutuldum. Sözlerini dile getiren şair sonrasında yerli yabancı birçok yazarı okumaya başlamış. Yine bu senelerde ilk şiirlerini kaleme almıştır. Galatasaray Lisesi onun edebi kişiliğinin gelişmesinde ve yönlendirilmesinde asıl belirleyici rol oynamıştır. İyi bir şair olmak istemesinin bir neticesi olarak şiir yazmaya da oldukça özen göstermiştir. Ziya Osman Saba'ya mektuplarında. Burası çok önemli. Ziya Osman Saba'ya mektup yazan kimdi diye içinden geçebilir. Ziya'ya mektuplar diye eseri vardı sanatçının. Bu bir cebimde dursun. Efendim mektuplarıyla onu bu konuda çok kez uyarmıştır. Şiir kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır diyen şairimiz şiiri kelime ve şekil işi olarak kabul etmektedir. Şaire göre şiir öyle bir nesnedir ki kelime çıkardın mı hatta kelimenin yerini değiştirdin mi şiirin büyüsü bozulur, sihri kaçar. Evet, başka bir şey verilmemiş, eser de verilmemiş. O halde bizim burada akıl yürütüp Ziya Osman Saba'ya, Ziya'ya mektuplar diye yazmış olduğu kitaptan yola çıkarak bilmemiz gerekiyor. Ve sevgili dostlar, bu sırf bu mektuptan bilmemiz gerekiyormuş. Bunu da ÖSYM sormuştu. Cahit Sıtkı Tarancı ve cevap Ceyhan. Yahya Kemal Beyatlı neden olamaz? Ziya Osman Saba'ya mektup yazmadığı için olamaz. Yahya Kemal Beyatlı hocaların hocası gibi bir pozisyonu da var hatta. Yani mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hocasıdır. Ahmet Haşim de birçok kişinin hocalığını yapmıştır. Orhan Veli'nin bile, hatta hafızam beni yanıltmıyorsa, dersine girmişti. Muammer Lütfü başta zaten adı var mıydı hocam diyebilirsin. Evet, 7 meşalede bir ismi geçiyor. Sonra edebiyat sanatı bırakıyor. Zengin mi oldu, ne oldu bilemiyorum. Şimdi yani işin şakası tabii. Cevdet Kudret Solok, sevgili dostlar, Cevdet Kudret de biraz eleştirmenlik tarafı da olan bir isim. Şairliği mi güçlü, eleştirmenliği mi? Bence eleştirmenliği daha güçlüdür. Türk edebiyatında işte roman ve hikaye, Cumhuriyet döneminde roman ve hikaye gibi de bir eseri vardı. Ve dolayısıyla ders kitapları falan da üretmiş olan isimlerden biri. Tersine Akan Nehir gibi mesela tiyatro eseri falan da vardı. Cevap ne? Cevap Ceyhan, cevap C, işte bu. Cumhuriyet dönemi saf şiir, öz şiir, test 2 ve soru 6. Aşağıdakilerin hangisi saf şiir anlayışı ile ilgili eser vermemiştir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar, caney 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 neredesin haney hocam, bizim kodlamamız buydu diye içinden geçebilir. Haklısın. Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl Kısakürek, 7 Meşaleciler, Yahya Kemal Beyatlı. O halde Ahmet Hamdi Tanpınar vardı. Yahya Kemal Beyatlı da vardı. Eyvallah. Ahmet Haşim dedin hocam biraz önce. Sabri Esat Yavuşgül, 7 Meşaleciler içerisinde yer alıyordu. Yani burada Y'yi 2 tane adlandıralım. Yahya Kemal Beyatlı ve 7 Meşaleciler. 7 Meşaleciler içerisinde. Ceviz mi yesek, cezvesi yamuk diye kodlayabileceğimiz, cezam ve yasak diye de kodlama yapabilirsin. Baş harfleriyle yani. Sabri Esat Yavuşgül bunlardan bir tanesiydi. Ve Ahmet Arif yok. Ahmet Arif neredeydi hocam? Hasretinden Prangalar Eskittim diye bir kitabı var bizim kitaplıkta diyebilirsin. Eyvallah. Toplumcu şiir içerisinde can dostlar. Dolayısıyla cevap ne? Cevap B. Cevap B. İşte. Cumhuriyet dönemi saf şiir, öz şiir, test 2 ve soru 7. Cahit Sıtkı'nın bir şiirinden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde şiirden yola çıkarak soruyu cevaplamamız isteniyor. Bakalım. Şöyle bir turlama taktiği olarak şıklara bakıyorum. Bir hece, bir anlayış, ahenk unsurları, hece ölçüsü, imgeli bir söyleyiş, tam zengin uyak, 6+5 durak falan. Tamam. Öldük, ölümden bir şeyler umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamasın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü, alıştığımız bir şeydi yaşamak. Güzel demiş ya. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan soran kimsemiz. Öylesine karanlık ki gecemiz. Ha olmuş ha olmamış penceremiz. Akarsuda aksimizden eser yok diyor. Vay be. Bireyci mi? Evet. Bireyciyim. Yani ölümden bir şeyler umduk falan derken bireysel bir yolculukla alakalı bir durumdan bahsediyor. Ahenk unsurlarından hece ölçüsüne bakalım efendim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 hece ölçüsü. Tamam. İmgeli bir söyleyiş. Evet. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Boşlukta büyü bozulur mu? Hayır. Bu bir imge değil mi? Evet. Hocam haklısın. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Yani yaşamak alıştığımız bir şey. Hadi olabilir. Başka bakalım. Öylesine karanlık ki gecemiz, karanlık da olabilir. Yani gündelik gerçekliğin dışına çıkan sanatsal bir tutum olacak. Evet. Akarsu'da aksimizden eser yok. Yani bizim resmimizden eser yok diyor. Burada da bence imge var. İmgeli söyleyişe. Söyleyişler de dememiş. Bir yerde bulman yeterli. Tam ve zengin uyak. Bakalım. Efendim, büyü ve tüyü kelimelerine baktığın zaman şurada. Hani büyü ve tüyü. Yani büyü kelimesi kök halinde zaten. Büyüden büyü değil. Hani tüyden kuş tüyü, yani şöyle yapalım. Daha net olsun hocam, yazsan yani zahmet etmesen diyeceğim ama yaz bir taraftan. Büyüden gelmiyor ya, hani büyü kelimesi parçalanmıyor. Dolayısıyla can dostlar burada hani birisi parçalanmıyor bütünsel olarak sözcük, diğeri parçalanabiliyor ek. O yüzden hani tam uyak mı değil mi diye kodlama yaparken birisi ek, diğeri değilse direkt ses uyumlarına bakılır ve 1, 2, 3, 3 ses benzerliği olduğu için zengin uyak var. Peki sevgili arkadaşım başka ne demişti? Tam uyak. Bir de tam uyağı bulduk mu olay bitmiştir. Umarak yaşamaktaki, şuradaki umaraktaki ak, yaşamaktaki ak. Dolayısıyla iki ses benzerliği olduğu için birisi arak erek eki, birisi yaşamaktaki mekmak eki. Ekler farklı görevlerde olunca hani orada redif olmuyordu yani. O yüzden tam ve zengin uyak vardır. Yani bu ikisi arasında tam uyak var. Şurada da zengin uyak vardı. Oldu bitti mi inşallah. Peki geriye kalan cevap Edirne. Cevap E. Yani 6 artı 5 değilmiş. Hocam bir sayalım, bir emin olalım. Haklısın. 6'ya kadar geldiğimizde boşluğa düşecek mi düşmeyecek mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam ortaya denk geldi. Dolayısıyla eğer 6 artı 5 olsaydı sözcüğün sonuna denk gelirdi, boşluğa denk gelirdi. Öyle değil. O halde cevap ne? Edirne. Cevap E. İşte bu. Cumhuriyet dönemi şiiri, saf şiir, öz şiir, test 2 ve soru 8. Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? Bu tarz sorular oldukça zor gelebilir canım arkadaşım sana. Neden? Bütün türleri bilmek zorunda mıyım gibi. Yani bunları da şöyle düşün. Yani öğretici tarafı olan sorular gibi. Yani yanlış yapsak bile sevinmeliyiz bazen. Neden? Çünkü bir şey öğrendim gibi bakabiliriz. Şimdi Mahur Beste adlı eseri hatırlayabilirsin. Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir eserdi ve bu bir romandı can dostlar. Dolayısıyla tür itibariyle roman bu. Ahmet Hamdi Tanpınar herhalde çok isim de beğenememiş de olabilir. Kendi şiir kitabına bir isim maalesef koyamamış. Bütün şiirleri diye sonra dergah yayın evinden çıkmıştır. Mesela bu aynı titizlik Yahya Kemal Beyatlı'da da vardır. Vefatından sonra Nihat Sami Banarlı'ydı sanırım. Kubbealtı yayın evi kurduktan sonra veya oradan. Onun içerisinden kendi gök kubbemiz ve Eskişehir'in rüzgarıyla diye şiir kitaplarını ayrı ayrı toplamıştı. Kendi yaşamında kitaplarını böyle kitap haline getirmemişti maalesef Yahya Kemal Beyatlı'da. Yani hoca öğrenci birbirlerini etkilemişler galiba. Serenat adlı şiir çok da güzeldir. Pencerenden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi. Şiirini hatırlarsın. Belki birkaç kere okumuş olabilirsin. Ahmet Muhip Dıranas'ın Fahriye abla yine Ahmet Muhip Dıranas'a ait ve Çile adlı şiir kitabı ise Çile şairi olarak da alınan Necip Fazıl Kısakürek'e ait. Birinci perde Cevdet Kudret Solok'a ait bir şiir kitabı. Gerçi sonradan soyadı Solok'u kullanmamıştır. Onun da hikayesi ayrıdır ama uzun biraz, şimdi burada hani uzun kaçmasın. Cevap ne? Ankara. Cevap A. İşte bitti. Cumhuriyet dönemi şiiri, saf şiir, öz şiir, test 2 ve soru 9. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Peki şiir çizgisi sürekli değişim içinde olan şair ilk dönem şiirlerinde garip akımının etkisine kalmıştır. Daha sonraki şiirlerinde ise halk ve divan ve batı şiirinin özelliklerinin bir arada görüldüğü kendine özgü bir şiir tarzı oluşturmuştur. Hocam herkeste bir kendine özgürlük var. Doğru, haklısın. Bakalım sanatçı şiirlerinde orta halli ve sıradan, burası bence mühim, orta halli ve sıradan insanların yaşamına tüm boyutlarıyla yer vermiştir. Modern insanın trajedilerini, yalnızlığını ve açmazlarını şiirlerin konusu yapmıştır. Şairin şiirlerinin genelinde bir hüzün hakimdir ve çocukluk anıları, ev halini özenli bir dil ile işlemiştir. Ev deyince benim aklıma doğrusu evler şairi geldi. Dikkatli okuyuş yapmamız gerekiyor. Sanatçı konuşma diline sırt çevirmeden sanatsallığı yakalamıştır. Dar çağ, eski toprak, divançe şairin bazı şiir kitaplarıdır. Şiir kitabı da verildi ya, oh mis. Dolayısıyla doğru yapabilirim diye düşünüyorum. Ve cevap ne? Cevap Behçet Necatigil. Cevap Bursa. Wow, harika. Şimdi sevgili dostlar, Behçet Kemal Çağlar Ankaralı Aşık Ömer olarak karşımıza çıkan 10. Yıl Marşı'nı da malumunuz Faruk Nafiz'le birlikte yazan sanatçımız milli edebiyat bilinci içerisinde yer aldığı için hani bireysel değildi, yalnızlık vesaireden ziyade. Evet, burada biraz Hilmi Yavuz dikkat çeken isimlerden biri şundan dolayı. Yani burada bir hüzün meselesi de var. Yani hüznü de, yani hüzün hakimdir diyor ya. Bir kere Behçet Necatigil Hilmi Yavuz'un hocası. Nereden? Kabataş Erkek Lisesi'nden. Ve Hilmi Yavuz'un öğrencisi yani. Hüzün ki en çok yakışandır bize diye bir şiir kitabı da var. ÖSYM tarafından 2013 yılında sanırım sorulmuştu. Hani yani burada hani eserlerinden işte Erguvan şiirleri, Hüzün ki en çok yakışandır bize, Doğu şiirleri, Zaman şiirleri, Ayna şiirleri gibi kitaplarından herhangi bir tanesi verilmediği için Hilmi Yavuz'un. Hilmi Yavuz'la da tanışırız. Allah ömürler versin. Hilmi Yavuz hani mülakat yaptığım sanatçılardan da biridir. Ve yani müthiş bir isimdir hakikaten. Hafızam beni yanıltmıyorsa der. Bende de böyle bir bazen söyleme gereği hissederim. Ondan bana bulaşmıştır. Güzel bir bulaşı bence. Dolayısıyla hani hafızası da yanıltmaz genellikle. Asaf Halet Çelebi, H, Lam Elif, bir de Y mi diyeceksin hocam? Yok. O Mani Padma Humme diye bir eseri vardı. Yani deneyci şair olarak karşımıza çıkar. Melih Cevdet Anday, hani Orhan Veli Kanık'ın en yakın arkadaşlarından birisi. Dolayısıyla hani burada da hani böyle hüznü, darça, eski toprak diye eserde yok. Yani daha çok yaşama sevincini dile getiren isimlerden biri olarak kodlayabilirsin. Ve cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Cumhuriyet dönemi şiiri, öz şiir, saf şiir, test 2 ve soru 10. Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şiirlerinde soyut bir atmosfer oluşturan şair Bergson'un felsefesinden beslenerek sezginin ürünü olan şiirler yazmıştır. Aruzu, Ece'yi ve serbest nazmı kullanan sanatçı asıl mecrasını serbestte yazdığı şiirlerde bulmuştur. Lağım Elif eseriyle mistizmin tüm sınırlarında dolaşan şair, Doğu medeniyetlerinin mistik sözcüsü gibi hareket etmiştir. Muazzam bir tanımlama. Evet. Doğu masallarından, dinlerinden ve mitolojilerinden beslenen sanatçı, Doğu'nun tasavvufunu şiir şehrinde inşa etmiştir. Muazzam bir tanımlama yine. Evet, saf şiiri hafiften yola çıkarak yakalamaya çalışan şair, Letrizmin sınırlarında dolaşırken bir Budist tapınağının girişinde yer alan cümleyi şiirinin girişinde kullanarak Doğu tasavvufunun sözcülüğünü yapmıştır. Ve Asaf Halet Çelebi'den bahsediyor. Wow! Cevap D, Denizli. Cevap D. Ama diğerlerini söyle hocam. Evet, Behçet Necatigil evler şairi olarak karşımıza çıkıyordu. Yani işte yeteneksizsiniz Türkiye gibi ifadelerin aslında yani tevriyeli anlatımın önemli isimlerinden biriydi. Yani Dar Çağ onun da, Eski Toprak onun da, Evler diye bir kitap vardı. O yüzden evler şairi olmuştu. Necip Fazıl Örümcek Ağ, Kaldırımlar ve Çile adlı kitapları onundu. Efendim, Ahmet Oktay Yol Üstündeki Semender adlı eseri vardı. Fazıl Üslü Dağlarca, Üç Şehitler Destanı'ndan hatırlarsın. Kubilay Destanı'nın da onundu. Çocuk ve Allah adlı eseriyle üçüncülük kazanmıştı ve Türk Edebiyat'a tanınmaya başlamıştı. Tabi Dünya Şiir Yarışması'nda da Balina ve Mandalina adlı eserle de birinci oluyordu gerçi ama. Cevap ne? Cevap Denizli. Cevap D. Cumhuriyet dönemi saf şiir, öz şiir, test 2 ve soru 11. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışıyla yazılmamıştır demiş. Şimdi ÖSYM'de bu tarz sorular soruyor ve ben hani bütün sayfayı göstermeye çalışsam çok küçücük kalacaktı. O yüzden kaydırarak gideceğim aşağıya doğru can dostlar. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü, kuru yaprak gibi eline düştü, istersen rüzgara salıver gitsin dedi. Yani burada bir ahenkli tutumu görüyorum ve yani dize sonlarında bir müthiş uyum var. Ayrıca sanatsal bir tutum da var. O halde hatta hece ölçüsü de var. Dolayısıyla ben diyorum ki saf şiir anlayışıyla yazılmış olabilir. Bu yekpare akış durgun derinden, her aynada yalnız kendi görünen, bu yüz ve şifasız hüznü eşyanın kendi cevherinde mahpus bir anın derken yine bireysel bir anlayışla yazıldığını ve hece ile yazıldığını görüyorum. Dolayısıyla hani böyle derinden görünen falan gibi eşyanın, anın, bunlar arasında böyle bir uyaksal durumda var. Dolayısıyla tamam diyorum, bu da öz şiir olabilir. Yüzün beyaz, abajur yeşil, gece mor. Esnemiş kalbim şarkısını söylüyor. Her yanın avuçlarıma dökülüyor, çeşmeden akan suyun berraklığında derken. Yani burada da bir uyum göze çarpıyor. Artı hece ile yazıldığını görüyorum. Artı sanatsal bir tutum var ve bireysel içerikli bir şiir. Dolayısıyla tamam diyorum, bu da öz şiir olabilir. Devam ediyorum. Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Müthiş. Dolayısıyla burada da sanatsal bir tutum olduğunu ve aynı zamanda ahenge yer verildiğini tutumsal olarak baktığım zaman evet tamam diyorum. Bu da olabilir. Peki E şıkkına bakıyorum. Geriye kalan bir tek o oldu zaten hocam. Parkta rastladığım adamın bir kolu kesikli bileğinden. Çiftçiymiş. Tekirdağ'ın köylüklerinden. Buz gibi böyle yani gerçekten buz kestik. Neden? Birisinin böyle uzvunun eksikliği ve sosyal yara, sıkıntılı bir durum dile getiriliyor. Yani toplumcu gerçekçi anlayış olabilir böyle. Dolayısıyla bireysel bir mevzudan toplumsala doğru, sosyolojiye doğru, daha doğrusu sosyal duruma doğru ilerledi ve cevap D, cevap Edirne, cevap E.